Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte İngilizce öğrenmeye başlıyoruz. Birlikte çok ama çok eğleneceğiz. Hem şarkılar öğreneceğiz hem de çok eğlenceli şeyler izleyeceğiz birlikte. Eminim sizler de İngilizce konuşmayı istiyorsunuzdur, değil mi arkadaşlar? Biliyorum, biliyorum. Sizler de İngilizce öğrenmeyi çok istiyorsunuz. Hadi o zaman hep birlikte İngilizce öğrenelim. Şimdi sihirli kuklalar gelecekler ve oyunumuz başlayacak. Hadi bakalım, yerlerinize oturun, güzel güzel izleyin. Sizi çok seviyoruz, unutmayın. Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz. Sihirli kuklalarız, masallar anlatırız. Işıklarımız yanar, oyuna başlarız. Olun çocuklar, hep birlikte görelim bugün neler var. Sihirli kuklalarız, masallar anlatırız. Işıklarımız yanar, oyuna başlarız. Aşlı, Aşlı, Aşlı. Efendim Cingöz. Aşlı, nerelerdesin ya? Okula da gelmiyorsun 2 gündür. Hasta mısın yoksa? Evet, karnım çok ağrıyordu. Neden? Hasta mı oldun yoksa Aslı? Evet, çok hastayım ben. Neden, neyin var? Üşütmüşüm biraz. Üşütmüş müsün? Tabii ya, sen soğuk su içersen üşütürsün tabii. Evet, annemin sözünü dinlemedim bu sefer, hasta oldum. Tamam, geçmiş olsun. Aşlı, benim sana çok önemli bir haberim var, biliyor musun? Neymiş o? Neymiş mi? Söyleyeyim hemen. Ben artık İngilizce öğrenmeye karar verdim. Ya, ne kadar güzel. Çok güzel tabii. Sen İngilizce biliyor musun Aşlı? Hayır. Peki, birlikte öğrenmek ister misin? Evet, bu süper fikir. Tamam o zaman. Ben İngilizcenin nasıl öğrenileceğini biliyorum. Hem zaten ben öğretmenimden biraz İngilizce de öğrendim. İstersen bildiklerimi sana öğretebilirim. Oley, yaşasın. Hadi İngilizce öğrenelim. Tamam o zaman, öğrenelim. Bak, önce nasıl tanışmamız gerektiğini öğrenelim. Ne dersin? Mesela ben sana senin ismin ne diye sorayım, sen de bana ismini söyle. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam o zaman, söylüyorum. What is your name? Yani ismin ne demek? What is your name? Söyle bakalım. Benim ismim Aslı. Hayır, İngilizce söylemelisin bunu. Yani my name is Aslı demelisin. Tamam. My name is Aslı. Evet. Hadi şimdi tekrar edelim o zaman. What is your name? My name is Aslı. Harika. Bak hemen öğrendin, gördün mü? Peki şimdi sen de bana sor bakalım, benim ismim neymiş? What is your name? My name is Cingöz. What is your name? My
What is your name? My name is Zozo. My name is Zozo. Onun adı ne acaba? Acaba onun adı ne? Onun ismi ne acaba? Onun adı ne acaba? Peki senin adın ne? What is your name? What is your name? Your name. Şimdi sana nasıl olduğunu sormak istiyorum mesela ben. Yani sana Aslı nasılsın demek istiyorum. Bunu nasıl söylemen gerektiğini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. O zaman ben sana öğreteyim. How are you Aslı diye sormam lazım. Sorayım mı? Evet, sor. Peki sen nasıl cevap vereceğini biliyor musun? Bilmiyorum. Şöyle diyeceksin. Fine, yani iyiyim. Thanks, teşekkürler. And you, peki sen nasılsın demek o da. Yani fine, thanks and you diyeceksin. Ezberledin mi bunu? Evet evet, hadi sor. Tamam, soruyorum o zaman. How are you Aslı? Fine, thanks and you. Harika, sen çok çabuk öğreniyorsun Aslı'cığım ya. Peki şimdi sen bana sor nasıl olduğumu bakalım. How are you Cingöz? Fine, thanks. And you? Bak gördün mü? Artık İngilizce öğrenmeye başladık bile. Bundan sonra her şeyi öğrenebiliriz. Mesela sayıları öğrenebiliriz, renkleri öğrenebiliriz. Her şeyi, ama her şeyi öğrenebiliriz. Hi my friend. How are you? Aslı, şarkıyı beğendin mi? Evet, çok beğendim. Tamam, o zaman sıra geldi İngilizce öğrenmemizin ikinci adımına. Peki, sence şimdi neler öğreneceğiz Aslı? Sayıları öğrenelim mi?
Sayıları mı? Tamam. Ben birden ona kadar olan sayıların hepsini biliyorum. İstersen sana öğretebilirim. Evet, hadi öğrenelim o zaman. Tamam. Bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunları bir de İngilizce sayayım mı sana? Evet, ama ben bunları galiba öğrenmiştim. Biliyor musun yoksa? Evet, sayıları biliyorum. O zaman bunları sen söyle ve arkadaşlarımız senden öğrensinler. Tamam, sen önce Türkçesini söyle, ben de sana İngilizcesini söyleyeyim. Anlaştık. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Yaşasın o zaman. Sen bütün sayıları hakikaten biliyormuşsun ya. Evet, öğretmenim öğretmişti bunları. Zaten öğretmenlerimiz olmazsa biz İngilizceyi nereden öğrenebiliriz ki? Evet, öğretmenlerimizi çok seviyoruz, değil mi? Evet. Ama sana benim yine bir sürprizim var, biliyor musun sen? Ya, ikinci bir sürpriz mi? Evet, ikinci bir sürpriz. Bil bakalım. İkinci sürprizim ne? Bana oyuncak ayı mı aldın? Hayır. Ya, o zaman neymiş o sürpriz ya? Çok merak ediyorum. Hadi söyle. Sayılar için yepyeni bir şarkı. Yuppi! Hadi şarkımızı dinleyelim. Ama bunun için ne yapmamız lazım? Üçe kadar saymamız lazım. Hem de İngilizce. O zaman one, two... Three. Ben sayabilirim birden ona kadar. Ben sayabilirim. Sekiz, dokuz, on. İngilizce'de sayabilirim. One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Peki kulağımız, gözümüz, burnumuz, saçlarımız nasıl söylenir, bunları biliyor musun? Hayır, onları da öğret bana. Tamam, öğreteceğim ama sen de bana o zaman akşama pıraşa yemeği yaparsın. Tamam. Çünkü sebzeler faydalıdır. Hem ileriki bölümlerde sebzelerin isimlerini de öğrenebiliriz, değil mi? Evet, yaşasın, İngilizce çok zevkliymiş. Evet, hatta benim bununla ilgili bildiğim yepyeni şarkılar da var, biliyor musun? Ya, ne kadar güzel. Onları da dinleyecek miyiz? Dinleriz tabii, hatta söyleriz. Hatta bizi seyreden arkadaşlarımıza bu şarkıları öğretebiliriz bile istersen. Nasıl fikir Aslı? Bu çok eğlenceli bir fikir. Tamam o zaman. Hadi o zaman başlayalım. Mesela İngilizce'de göz ne demektir, biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ben sana söylüyorum o zaman. Eye. Ama ikisini birden söylemek istiyorsan eyes demen lazım. Söyle bakalım, gözlerimi iste bana. Eyes. Evet. Mesela benim gözlerim nasıl denir söyleyeyim. My eyes. Söyle bakalım bir de, benim gözlerim de. My eyes. Evet. Harikasın. Cin göz, ben de sana bir şey sormak istiyorum. Sor Aslı'cığım tabii. Biliyorsan ben sana söylerim.
Tamam, peki İngilizce'de yüz ne demek? Yüz, hani bizim yüzümüz olan yüz mü? Evet evet, yüzümüz. Yüz İngilizce'de face demek. Face, face, face. Öğrendin mi? Söyle bakalım, yüz ne demekmiş Aslı? Face demekmiş. Harikasın. Jingle, sana bir şey daha soracağım. Hadi sor bakalım. Sor, sor, sor bakalım. Ne soracaksın acaba? Peki burun ne demek? Burun, noise demek. Noise. Söyle bakalım bir. Noise. Harika. Bak, sen de hemen öğrenebiliyorsun Aslı. Oley! Gözlerimizi, burnumuzu da öğrendik. Peki sen biliyor musun ağız ne demek? Bilmiyorum ama öğrenmeyi çok istiyorum. Hadi söyle, ne demek, ne demek? Ağız, mouth demek. Söyle bakalım, öğrenebildin mi bunu da? Mouth. Harika. Demek ki artık ağzımızın da ne olduğunu biliyoruz. Peki bir de kulaklarımızı öğrenirsek sana bir sürprizim var. Yaşasın. Hadi kulaklarımızın ne anlama geldiğini de öğrenelim. Tamam. O zaman sana kulaklarımızın da İngilizce karşılığını söyleyeyim. Sonra sürprizime gelsin sıra. Söylüyorum. Kulak İngilizce'de ear demek. Ear. Söyle bakalım. Ear. Ear demek. Aferin sana. Şimdi kulaklarımızı, ağzımızı, burnumuzu, gözlerimizi ve yüzümüzü öğrendiğimize göre sıra geldi sürprizimize.